Merhabalar Nevra Hanım, hoş bulduk. Teşekkürler. Görüşmeler sürüyor. Şu anda gelinen noktada şimdi tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Bunun kapsamı belli mi? Kapsam belli. Kapsam hala hazırda kıdem tazminatına tabi olan, yani 1475 sayılı kanunun 14. maddesi uyarınca kıdem tazminatı hakkı olan kişilerin 1 Ocak 2022'den itibaren önce karma emeklilik sistemine, daha sonra kendi istekleri olursa isteğe bağlı tamamlayıcı emeklilik sistemine geçişlerini öngörüyor. Dolayısıyla şu an kapsam konusunda netiz. Fakat bunun dışında işverenlerin yüzde kaç prim ödeyeceği, çalışanların katkısının ne olacağı, devlet katkısının hangi ölçüde gerçekleşeceği ve bunun sonucunda çalışanların kıdem tazminatı hakkının ne şekilde değişime uğrayacağı konuları net değil. Sizin de belirttiğiniz gibi sosyal taraflarla görüşülmeye başlandı. Ama sosyal tarafların benim bildiğim kadarıyla her ikisinde, yani hem işveren tarafının hem işçi tarafının bazı endişeleri ve çekinceleri var. Bu çekinceler metne nasıl yansır, gelinen noktada düzenleme nasıl hayata geçer şu an için net değiliz. Fakat kamuoyuyla paylaşan bir taslak var. Bunun üstünden yorum yapmak mümkün olabilir. Tamam. Şimdi o kamuoyunda paylaşılan taslağı biraz daha detaylandıralım. Örneğin katılım zorunlu olacak mı? BES'e benzeyecek mi, benzemeyecek mi? Bunlar da merak ediliyor. Eğer tüm çalışmalar ve görüşmeler tamamlanırsa öngörülen başlama tarihi nedir? Onu da soralım. Öngörülen başlama tarihi 1 Ocak 2022. Bu tarihten itibaren hali hazırda çalışmakta olan bütün işçiler tamamlayıcı emeklilik sistemine dahil olacaklar. Buna karma tamamlayıcı emeklilik sistemi adı verilmiş durumda. Dolayısıyla yani aslında zorunlu bir sistem öngörülüyor. Zorunlu bir sistem öngörülüyor. Şu an itibariyle çalışmakta olan kişilerin hali hazırdaki kıdem tazminatı hakları korunacak. Fakat bu buradaki kıdem tazminatları işveren tarafından peşinen sisteme aktarılmayacak. Dolayısıyla örnek vermek gerekirse 1 Ocak 2012 tarihinde işe başlayan ve 1 Ocak 2022 tarihinde halen çalışmakta olan kişi işten çıkış sebebine bağlı olmakla birlikte 10 yıllık kıdem tazminatı beklentisi var. Bu beklenti ona aktarılmayacak. Ancak 1 Ocak 2022 sonrası çalıştığı her ay için karma emeklilik sisteminde kalırsa %3 işveren tarafından kendisi adına prim ödenecek. Bu kişi eğer isteğe bağlı tamamlayıcı emek sistemine dahil olmak isterse bu durumda %3'lük tutar %4'e çıkacak. Ayrıca %1'lik bir devlet desteği konulacak ve ücret brüt ücret tutarına göre değişmekle birlikte %0.5, %1.5 ve %2.5 oranında prim katkısı sağlanarak fonda belirli bir paranın birikmesi sağlanacak. Ve bu da kıdem tazminatından belirli ölçüde bağımsız koşullara tabi olacak. Yani 19 günlük tutar, %5.33'lük karşılığı olan tutar, hali hazırdaki kıdem tazminatı sistemine göre işleyecek. İşveren tarafından belirli şartların gerçekleşmesi halinde işten çıkış anında işçiye ödenecek. Fakat kalan tutar, yani 11 günlük tutar, %4 oranında işveren primi, %1 oranında devlet katkısı ve çalışandan kesilen prim oranıyla birlikte 60 yaşını tamamlama şartıyla bir bölümü peşin olarak kendisine ödenecek. Kalan bölümü de ya yıllık gelir sigortası yapmışsa ölüm tarihine kadar, yapmamışsa fondaki para bitene kadar aylara bağlı olarak ödenecek. Şimdi geçmiş kıdem haklarının korunacağı zaten net, hangi sistem devreye sokulursa sokulsun. Çalışan firma değiştirdiğinde bunun ya firma değiştirmeden önce çalıştığı süre zarfında peşinen ödemeyeceğini işverenin, değil mi? İfade ettik bu %3'lük kısmı. Tam olarak bunun da kapsamını bir netleştirelim. Çalışan firma değiştirdiğinde bu bireysel fon hesabı tam olarak nereye aktarılacak? İşveren ve devlet katkıları bireysel hesapta birikecek. Dolayısıyla çalışanın işten ayrılması herhangi bir sorun doğurmayacak. 11 günlük kısım için konuşuyoruz. Çünkü bu tutar zaten tamamlayıcı emeklilik sisteminde devam edecek. Dolayısıyla çalışan A şirketinde bir yıl çalışmışsa 12 ay boyunca o işverenin kendisine için ödediği primler bireysel hesabında birikecek. Devlet katkısı da aynı şekilde. Ve işten ayrıldığında bu tutarlar bireysel hesabında olduğu için devam edecek. Ve fon belirlenen nemalandırma şartlarıyla birlikte işleyecek. Fakat 19 günlük tutarın hali hazırdaki kıdem tazminatı hükümlerine göre işleyeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla işten ayrılırken 19 günlük tutarı alıp alamayacağı hali hazırdaki işten çıkış nedenlerine bağlı. 11 günlük tutarın alınmasında ise iki tane durum var. Birincisi, bir yıldan önce eğer istifa edip ayrılırsa çalışan, işverenin ve devletin ödediği primlerin yarısını alabilecek. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık olarak adlandırdığımız bazı haller var iş kanununda.
bu durumda işten çıkartılmışsa maalesef hiçbir primi taşıyamamış olacak. Fakat bir yıldan sonra istifa ederse herhangi bir kayıp yaşamayacak. Bir yıldan sonra ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle işten çıkartılırsa %50'sini alabilecek işveren ve devlet katkısı. Yani normalde kendi isteğiyle işten ayrılan bir çalışan kıdem tazminatını alamıyordu. Ama burada yeni tamamlayıcı emeklilik sisteminde eğer farklı bir durum olmadan kendi rızasıyla işten ayrıldıysa bir yıl sonunda bu aktarım gerçekleşecek. Burada bir hak kaybı olmayacak, değil mi? Doğru anladım. Evet, şöyle şu an itibariyle birkaç istisnası var istifa halinde kıdem tazminatına erişmenin. Bunlar kadın işçinin evlendikten sonra bir yıl içerisinde istifa etmesi, erkek işçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması ve 8-9-1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları tamamlayan kişilerin istifa ederek ayrılması. Bu durumlarda hali hazırda da zaten kıdem tazminatı alınabiliyor. Fakat bunun dışında iş değişikliği nedeniyle çalışan istifa ederse her ne kadar süre çalışmış olursa olsun, yani 9 ay, 1 yılın 6 veya 5 yıl kıdem tazminatına hak kazanamıyor. Yeni sistemde tamamlayıcı emeklilik sistemindeki devlet katkısı ve işveren tutarı 1 yıl sonraki istifalarda tamamıyla korunmuş olacak. Şimdi işçinin eline geçen tutar tüm bu kesintiler noktasında tabii ki izleyicilerimiz ve vatandaşı en çok ilgilendiren kısımlardan biri de bu. Katkı oranlarını biraz daha detaylandıralım isterim. %3'ü işverenden, %1'lik de devlet desteği, %4'lük bir kesintiden bahsediyoruz. İşçiden de bir kesinti söz konusu olacak değil mi? Evet, şimdi karma tamamlayıcı emeklilik sisteminde %3 işveren katkısı devam edecek. Zaten 19 günlük tutar kıdem tazminatına tabi olarak devam ediyordu. %3'lük tutarla kalan 11 günlük tutarın sağlanması hedefleniyor. Eğer kişi isteğe bağlı tamamlayıcı emeklilik sistemine dahil olursa bu durumda işverenin ödeyeceği %3'lük paya 1 puan daha ilave ediyor ve %4'e çıkıyor. Çalışanın eğer brüt ücreti asgari ücret seviyesinde ise bu durumda %0.5 oranında kendisi de katkı sağlıyor. Devlet ise iki tip destek sağlıyor. Birincisi %1 oranında katkı payı ödüyor. Çalışanın brüt ücretinin %1 tutarında. İkinci bir destek de damga vergisi indirimi. Damga vergisi indirimi de zaten çalışanın ödeyeceği katkı payına denk tutulmuş durumda. Dolayısıyla aslında çalışanın bir ücret kaybı olmadan hem %1 ilave devlet katkısı hem de %1 ilave işveren katkısı alması sağlanacak. Eğer isteğe bağlı TESE geçerse. Bunun dışında çalışanın katkı payını arttırması, gönüllü olarak arttırması halinde devletin de aynı oranda gelir vergisi istisnası sağlaması planlanıyor şu an için. Hı hı. Yani çalışanın kendi gönüllü bir şekilde oradaki katkı payını arttırma gibi bir seçenek söz konusu masada. Evet, hangi oranda artırırsa devletin de gelir vergisi istisnası uygulaması o oranda artacak. Peki bu durumda BES'ten tam olarak farkı sistemde biriken ve değerlendirilmesiyle yani katkı paylarının daha yüksek olması dışında bir temel fark nedir? Bireysel emeklilik sistemi özel sigorta tekniğiyle yürür ve gönüllüdür. Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi bundan biraz daha farklıydı. Katılım zorunluydu. Çalışanlar işverenleri aracılığıyla bu sisteme dahil ediliyorlardı. Ve 2 ay içerisinde cayma hakkı tanınmıştı. Ve bu cayma hakkı kullanıldığında çalışan herhangi bir kayıpla karşılaşmıyor. Fakat şimdi sistem zorunlu olacak. Dolayısıyla kıdem tazminatı hakkının bir ölçüde, buna çok kabaca 3'te 1 diyebiliriz, 20'ye 10, tamamlayıcı emeklilik sistemine aktarılması söz konusu. İşte tam da bu noktada zaten sosyal tarafların haklı endişeleri söz konusu. Çünkü kıdem tazminatı hali hazırda iş gücü piyasasında birkaç fonksiyon üstleniyor. Bu fonksiyonlardan bir tanesi kişilerin önemli bir süre çalıştıkları iş yerinden ayrılırken orada yıpranmaları, işverene sadakat ve bağlı olarak çalışmaları karşılığında aldıkları bir tazminat vardı. Onun adı kıdem tazminatı. Şimdi bu kıdem tazminatı her bir yıl için 30 gündü. Fakat şimdi 1 Ocak 2022 sonrası bu 19 güne düşecek. Dolayısıyla çalışanların böyle bir endişesi var. İkincisi, evet bu sistem belki 11 günlük kısmı 15 güne, 16 güne çıkartabilecek. Fakat alım ödenme tarihi değişiyor. Yani şu an için kıdem tazminatı iş sözleşmesi feshedildiği anda işveren tarafından ödenir. Fakat tamamlayıcı emeklilik sistemindeki tutar 60 yaş tamamlandığında çalışanın alabileceği tutar ve bu da peşin olarak değil, yalnızca 1/4'lüğü peşin, kalan tutarı aylık olarak bağlanıyor. Dolayısıyla kıdem tazminatının ekonomik ve sosyal fonksiyonu değişiyor. Bir ikincisi, az önce istisna olarak belirlediğimiz durumlar
maddi koşulların yanında sosyal koşullar da düşünülerek hayata geçirilmişti. Tartışılabilir bunlar, toplumsal cinsiyetçi bulunabilir, ben de o fikirdeyim. Ama kadın işçinin evlendikten bir yıl sonra istifa ederse kıdem tazminatına erişmesinin arkasında yatan bazı gerekçeler var. Hı hı. Yine aynı şekilde erkek işçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması halinde o gelir kaybını telafi etme fonksiyonu var kıdem tazminatının. Bu fonksiyonları ortadan kalkacak ve belki de en önemlisi kıdem tazminatı şu an işçilerin en büyük iş güvencesi konumunda. Evet. İşçiler kıdem tazminatının nedeniyle işlerine bağlı kalmak durumundalar. Bu iki türlü aslında güvence sağlıyor. Birincisi işverenin işçiyi işten çıkartırken kıdem tazminatı yükünü düşünmesi. İkincisi de belki bu noktası iş gücü piyasasında verimlilik açısından tartışılabilir ama çalışanlar da kıdem tazminatını yakmamak adına iş yerlerinde devam etme kararı alabiliyorlar. Bu yüzden bu fonksiyonu kaybetmek değil belki ama önemli ölçüde azaltacak. Çünkü üçte birlik kesimi bu fonksiyonun tamamen dışına çıkacak. Hı hı. Ama birçok kadın da kıdem tazminatı hakkını kesin olarak elde edebilmek için evlendikten bir yıl içerisinde işini bırakabiliyor. Siz de o noktada daha farklı bir yola gidileceğini ifade ettiniz. Sistemdeki peki birikimler nasıl değerlendirilecek? Bu net mi? Şimdi şu an itibariyle bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil ama tahminimi söyleyebilirim. Hali hazırda bireysel emeklilik şirketlerinin fonları var. Bu fonlarda değerlendirileceğini tahmin ediyoruz. Bir ikinci noktada belki aslında bu fondaki değerlendirmeden çok daha önemli olan işçilerin kendi tercihine bırakılmış durumda. Yani fon yönetimi işçinin kendi kararlarıyla yapılacak. Bu da şu anlama geliyor. Türkiye'de finansal okuryazarlık maalesef çok yüksek seviyede değil. İşçilerin arasında bu okuryazarlık seviyesinin ne olduğu konusunda ise henüz bir fikrimiz yok. Dolayısıyla işçinin gelecekte elde edeceği paranın miktarının tamamen kendi finansal okuryazarlığına bağlanmış olması bir nebze sorun arz ediyor. Bu durumda işçi ekonomik dalgalanmaları çok iyi takip edip fondaki parasını A fonundan B'ye, B fonundan C'ye taşıyarak arttırma telaşı içine girecektir. Bu da çok doğru gelmiyor açıkçası. Çünkü işçilerin bu fonu yönetmesi eğer devlet garantisinde olmazsa, belirli bir baz tanınmazsa buradaki kayıplar yüksek olabilir. Evet. Vaktimiz çok daraldı. Kısaca şunu da soralım. Mutlaka bu durumlar içerisinde olan izleyicilerimiz de vardır. Mahkeme ya da arabulucuya gitmiş durumlarda, gidilen durumlarda bu tazminat alacakları ne olacak? Hali hazırdaki 30 günlük tazminat için açılmış davalar devam edecek ve karara bağlandıklarında işveren tarafından ödenmesi gerekecek eğer işçi lehine sonlanırsa. Hı hı. 1 Ocak 2022 sonrasında ise 19 günlük miktar yine davalar veya arabuluculuklar sonucunda eğer işçi lehine tamamlanırsa işveren tarafından ödenecek. 11 günlük kısım zaten bunun dışında. Çünkü zaten bu istifa ve ahlak ve niyet kurallarına aykırılık dışında çalışanın bireysel hesabında bulunan bir tutar, fiilen var olan bir tutar. Dolayısıyla bunun geri iadesi söz konusu değil. Fakat bir yıl önce işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir davranış nedeniyle işten çıkartılması halinde işçi dava yoluna gider ve bunun aslında ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı olmadığını dava sonucunda ortaya koyabilirse bu durumda işveren tarafından ödenen primin tamamı yine kendisinin hesabına aktarılacak. Bu gibi durumlar için mahkeme sonucu tamamlanana kadar, açılmış bir davanın sonuna kadar fonda para tutulacak ve eğer işçi kazanırsa davayı bütün fonda biriken payı alabilecek kendi hesabında. Kaybederse yine fonda kalacak. İşverenlerin fona para ödememesi riskine karşılık bu tutar fonun bütününde kalacak. Peki. Çok teşekkür ederiz Haber Global yayınına katkınız için. Sosyal güvenlik uzmanı Doktor Okan Güray Bülbül bizlerle birlikteydi. YouTube kanalımıza abone olun.